Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Batı edebiyatı ve sanat akımları ile ilgili konu testlerini çözmeye devam ediyoruz. Yukarıda şiir hangi akımın etkisiyle yazılmış olabilir? Evet, şiiri bir okuyalım. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Evet, bu şiir sembolizm akımının etkisiyle yazılmış olabilir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Bu görüşe şuradan varıyoruz. Bu şiirde duygu ve hayal söz konusudur. İkincisi, müziksel bir ifade söz konusudur. Ki onlar şiiri sözcüklerle yapılmış bir beste olarak görürler. Evet, sembolizmin diğer özelliği kapalı bir anlatım söz konusu. Simgelerin kullanılması söz konusu. Örneğin burada merdiven bir semboldür. Aşağıdakilerden hangisi egzistansiyelist yani varoluşçu sanatçılardan biri değildir? A. Jean-Paul Sartre, B. Paul Eluard, C. Albert Camus, D. Simone de Beauvoir, E. André Malraux. Doğru yanıt B seçeneğidir. Paul Eluard sürrealist yani gerçeküstücü sanatçılar arasındadır. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A. Maria Rilke ve James Joyce empresyonizmin başka temsilcileridir. B. Karamazov kardeşler, realist Rus yazar Dostoyevski'nin bir romanıdır. C. Rus yazar Anton Çehov, öykü ve oyun türünde yapıtlarıyla tanınır. D. Realist yazar Goethe, İngiliz edebiyatının tanınmış sanatçılarındandır. E. Antikacı dükkanı, realist İngiliz yazarı Charles Dickens'a aittir. Evet, burada doğru yanıt, yani bilgi yanlışının olduğu seçenek D seçeneğidir. Goethe, romantik Alman sanatçısıdır. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? 1. Daniel Defoe, Robinson Crusoe adlı romanında ıssız adaya düşen bir maceracının uzun yıllar sürecek yalnızlık yaşamını anlatır. 2. Realist Rus yazarı Turgenev, romanlarında Rus soylularıyla köylülerin toplumsal çelişkilerini anlatmıştır. 3. Romantizmin Rus edebiyatındaki en büyük temsilcilerinden Pushkin, öykü, roman ve oyun türlerinde yapıtlar yazmıştır. 4. Öykü ve roman türündeki yapıtlarıyla tanınan realist yazar John Steinbeck'in en ünlü yapıtları Gazap Büzümleri ve Fareler ve İnsanlardır. 5. Jean-Paul Sartre, naturalizm akımına bağlı Amerikan edebiyatının en ünlü sanatçısıdır. Evet, burada doğru seçenek E seçeneğidir. Jean-Paul Sartre naturalist değil, egzistansiyelist yani varoluşçudur. Bir de Fransız edebiyatının bir sanatçısıdır. Yukarıda sözü edilen sanatçılar hangi edebi akıma aittir? Evet, metni okuyalım. Şiire makinenin dinamizmi ve hızı sokmayı hedeflediler. Sanat yapıtlarının yaşamdaki değişime koşut bir çizgi izlemesi gerektiğini düşündüler. Geçmişin sanat anlayışının, geçmişe ait tüm değerlerin yıkılmasını savundular. İtalyan sanatçı Marinetti ve Rus sanatçı Mayakovski akımın başlıca temsilcileridir. Evet, metindeki ipuçlarından da yararlanarak doğru yanıtın biz fütürizm olduğunu belirliyoruz. Doğru seçenek B seçeneğidir. Bu şiir hangi akımın etkilerini yansıtmaktadır? Evet, şiiri bir okuyalım. Ne zaman seni düşünsem bir ceylan su içmeye iner, çayırları büyürken görürüm.
Her akşam seninle yeşil bir zeytin tanesi bir parça mavi deniz alır beni. Evet, bu lirik bir şiirdir. Bu şiirdeki duygu yoğunluğuna bakarak biz bu şiirin romantizmin etkisiyle yazıldığını belirliyoruz. Doğru seçenek E seçeneğidir. Aşağıda yer alan klasik sanatçıların hangisinin yapıtlarının türü yanlış verilmiştir? A. Boileau eleştiri. B. La Fontaine fable. C. Molière komedi. D. La Rochefoucauld özdeyiş. E. Pascal trajedi. Doğru yanıt E seçeneğidir. Fizikçi ve matematikçi olan Pascal, felsefi alanda ürünler vermiştir. Yukarıda söze edilen sanatçılar hangi edebi akımdandır? Evet, metni okuyalım. Asıl etkileri resim alanında görülür. Öznel yanı ağır basan ürünlere imza atan bu akımın sanatçıları yapıtlarında kendi dünyalarını yansıtmışlardır. Varlığın sanatçıda uyandırdığı izlenimleri anlatmayı amaç edinmişlerdir. Onlar dış dünyanın hayallerle süslü izlenimler yardımıyla anlatılabileceğini savundular. Evet, metindeki ipuçlarına da bakarak biz bu akımın empresyonizm yani izlenimcilik olduğu düşüncesine varıyoruz. Doğru seçenek A seçeneğidir. Yukarıda hangi edebi akımdan söz edilmektedir? Birinci Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkım, değerlerdeki altüst oluş, bunalımlar bu akımın doğuşunda etkili olmuştur. Kuralsızlığı kural olarak benimsemek, var olan bütün kurallara karşı çıkmak akımın başlıca özelliklerindendir. Kurucusunun Tristan Tzara olduğu bu akım sanat ve edebiyatta anarşizm olarak değerlendirilebilir. Evet, burada sözü edilen dadaizmdir. Doğru seçenek E seçeneğidir. Yukarıda hangi edebi akımdan söz edilmektedir? Sigmund Freud'un psikanaliz düşüncesi, Bergson'un sezgicilik felsefesi bu akımın doğuşunda etkili olmuştur. Bilinçaltının karmaşık dünyasını sanata aktarmayı amaçlayan akımın sanatçıları, akıl ve mantığın denetiminde oluşturulan yapıtları sahte sayarlar. Onlar bilinçaltının ürüne akış ivmesini olumsuz etkilediği gerekçesiyle noktalama işaretlerine de karşı çıkarlar. Evet, metindeki ipuçlarına da bakarak biz bu akımın sürrealizm olduğu düşüncesine varıyoruz. Doğru seçenek D seçeneğidir.